Evet arkadaşlar 2019 LGS matematik sorularını birlikte çözelim. Birinci soru. Bir otelin her bir katındaki oda sayısının odaların bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre bu otelde ikinci kattaki oda sayısı beşinci kattaki oda sayısından kaç fazladır diyor soru. Şimdi ikinci kattaki oda sayısını bulmamız için kat numarasının olduğu bölüme bakıyoruz. 1 ile 4 arasında olduğu için 2. Yandaki 90 10 x bağıntısını kullanacağız. Ve bakın bu da şu şekilde oluyor. 90 10 çarpı x. x yerine 2 yazdığımızda 90 20. O da eşittir 70. Yani ikinci kattaki oda sayısı 70'tir. Beşinci kattaki oda sayısını bulalım. Yine bakıyoruz kat numarası bölümüne. Burada x 4 ile 7 arasında bakın. 5 bu aralıkta olduğu için hemen yanındaki oda sayısı bağıntısı 50-5x'i kullanıyoruz. Buradan yazıyoruz. 50-5 çarpı 5 25. 50-25 25. 25 tane oda vardır 5. katta. Bu aradaki farkı soruyordu. Kaç fazladır diyordu. 70 eksi 25 eşittir 45. Bu durumda cevabımız B şıkkı oluyor. Evet ikinci sorumuzda bir vinç sorusu. Şekli yan tarafa çizdim. Vincin kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak üzere malzeme şekildeki konumdan kök 5 metre yukarıya çekiliyor. Bakın malzeme ile vinç kolu arası kök 45 metre. Kök 45'i kök 9 çarpı 5 şeklinde yazdığımızda 3 kök 5 metre oluyor. Aynı şekilde kök 125'i de 25 çarpı 5 şeklinde yazdığımızda 5 kök 5 metre oluyor. Şimdi soruda diyor ki malzeme şekilde bulunduğu konumdan kök 5 metre yukarıya çekiliyor. Kök 5 metre yukarıya çekildiğinde 3 kök 5 eksi kök 5 eşittir 2 kök 5 metre olur. Peki malzeme de yerden kök 5 metre yükselince ne olur? 5 kök 5 artı kök 5, 6 kök 5 metre olur. Peki buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin koluna uzaklığından kaç metre fazladır diye sormuş. 6 kök 5'ten 2 kök 5'i çıkarıyoruz. 4 kök 5 metre buluyoruz. Cevabımız C şıkkı. Evet. Üçüncü sorumuzda eşyalar ve kütlesi bir tabloda verilmiş. Uçakla seyahat eden bir yolcu 8 kilogramdan az olan valizini kabine alabilmektedir. Ayca'nın valizinin kütlesi 9,08 kilogramdır. Aycan valizinden hangi eşyasını çıkarırsa valizini kabine alabilir. Sorumuz bu. Şimdi kütlenin 8 kilogramdan az olması gerekiyor ki valizini kabine alabilsin. Normalde valizinin kütlesi 9,08 kilogramdı. Bundan 8'i çıkardığımızda Aycan'ın 1,08 kilogramdan fazla olmalı. Kitap kütlesine bakıldığında şıklardan kitaba baktığımızda 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu da eşittir. 10 üzeri 0 1'e eşittir. 1 çarpı 1 1 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 de 1 bölü 10. Yani 0 onda 1 demektir. Topladığımızda 1 virgül 1 oluyor. Doğru yanıt C şıkkıdır. Evet dördüncü soruda Aşağıda dikdörtgen şeklindeki ABC kartonlarının her birinden dörder adet verilmiştir. Evet görüyorsunuz A kartonunda uzun kenar 4x, kısa kenar 2x. B kartonunda her ikisi de 2x şeklinde verilmiş. C kartonunda x santime, 2x santim olarak belirtilmiş. Bu kartonların kenarları çakıştırılarak iki tane kare prizma oluşturuluyor. Bu prizmalardan birisi verilmiş. Şu gördüğünüz kartonların tamamı kullanıldığına göre diğer prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi bakın. Şekilde verilen prizmanın e, kenarlarına baktığımızda 4 tane C ve 2 tane altta ve üstte B kenarı vardır. Diğer prizmanın yani bizden istenen soru diğer prizma. Şimdi 4 tane C kullanıldı. C'lerimiz bitti. 2 tane B kullanıldı. 2 tane geriye B kaldı. 4 tane de A'mız var. A hiç kullanılmadı çünkü. Peki bu durumda alan eşittir. 4 çarpı 2x çarpı 4x. Yani A'nın alanı. 4x çarpı uzun kenar çarpı kısa kenar ve bunlardan 4 tane olduğu için de 4 çarpı yazdık başına. Artı 2 tane b'nin, 2 tane b kalmıştı. B'nin alanı da karedir bu. İki kenarını çarpıyoruz. 2x çarpı 2x şeklinde. Ve bundan da 2 tane olduğu için başına yine 2 yazdık. İşlemlerimizi yapalım. 4 çarpı 2x çarpı 4x 8x kare. Artı 2 çarpı 2x çarpı 2x 4x kare. Tekrar çarpmalarımıza devam. 4 kere 8 32 x kare artı 2 çarpı 4 x kare de 8 x kare topladığımızda 40 x kare çıkıyor. Seçeneklere baktığımızda da doğru şıkkımız D seçeneğidir. Evet 5. sorumuzda dik üçgenlerde Pisagor bağıntısını e, şekil çizerek orada anlatmış. Ben soru üzerinde almadım. Şimdi burada geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur diyor. Şekil 1'i vermiş. Şekil 2'yi vermiş. Şekil 1'deki geometri tahtasında oluşturulan karenin alanı 4x kare artı 8x artı 4 birim karedir. Bu geometri tahtasında şekil 2'deki gibi oluşturulan üçgenin çevre uzunluğu x cinsinden kaç birimdir? Sorumuz bu. Şimdi bakın. Şekil 1'deki karenin alanı 4x kare artı 8x artı 4'tü. Bunu çarpanlarına ayıralım. Her birinde buradaki terimlerin 3 terimin hepsinde 4 çarpanı olduğu için 4 parantezine aldığımızda x kare artı 2x artı 1 olur. Peki x kare artı 2x artı 1 neyin karesidir? x artı 1'in karesidir. Dolayısıyla x kare artı 2 x artı 1 yerine burada ne yazdık? x artı 1'in karesi. Ve bu da 2 parantez x artı 1'in parantez karesidir. Yani şekil 1'deki bir birimlik yerin arasındaki uzaklık x artı 1'dir. Şimdi şekil 2'ye baktığımızda Şekil 2'de üçgenin tabanı 3 birim dik üçgenin. Yüksekliği de 4 birimdir. 3, 4, 5 özel üçgeninden hipotenüsü 5 buluyoruz. Çevre nedir peki? Çevre hep 3 kenarında toplayacağız. 5, 4 ve 3'ü topladığımızda 12 birim. Her birim arası uzaklığı ne demiştik? x artı 1 demiştik. 12 çarpı x artı 1 de bize x cinsinden çevre uzunluğunu verecek. 12'yi burada toplama dağılma özelliğini kullanıyoruz. 12x artı 12 oluyor. Çözümümüz A şıkkıdır. Evet 6. soruda 3 tane geometrik şekil verilmiş. Dikdörtgenin 35 cm kare, diğeri 77 cm kare ve diğeri de 110 cm kare. Şimdi bunlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip Şuradaki şekilde gördüğünüz gibi 3 santimlik kısımları üst üste yapıştırılacak ve aşağıdaki dikdörtgen karton oluşturulacak. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir diyor. Sorumuz bu. Alanın en fazla olması isteniyor. Bakın burada dikkat edeceğimiz bu. Bu yüzden 77 santimetre kare ve 110 santimetre kare olan kartonları alacağız. Bunları alıp 77 santimetre kare olanın alanını bulmak için Kısa kenarına 7 uzun kenarına 11 diyorum 11'in karşısında yine 11 olacağı için 110 santim olabilmesi için alanın 10 olması gerekiyor Şu anda bakın 7 çarpı 11 77 10 çarpı 11 110 santimetre kare Yazıldıklarımız doğrudur Peki burada Toplam uzunluk 17'den 10 ve 7, 17. 17'den neden 3'ü çıkarmamız gerekiyor? 3 santimlik kısımları ne yapılacaktı? Üst üste yapıştırılacaktı. 3'ü çıkardığımızda uzun kenarı olarak bu şekilde gördüğünüz dikdörtgenin uzun kenarı 14 santim olurdu. Peki alan neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenardı. 14 çarpı 11, 154 santimetre kare. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet 7. soruda şekil verilmiş ve diyor ki şekilde A B C noktaları sırasıyla D E F noktalarıyla birleştiriliyor. Ben hemen burada birleştirdim. A'dan D'yi kesik çizgilerle görüyorsunuz. B ile E'yi, C ile F'yi sırasıyla birleştirdik. Buna göre diyor elde edilen üçgenlerden benzer olan herhangi ikisinin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bakın Şuradaki oluşan üçgen, ben buna 1 dedim. Bunun benzerlik oranı ile şuraya 2 yazdım. Bunların benzerlik oranı 1'dir. Her ikisinin. Bakın burası yatayda 3, dikeyde 3 birim. Dolayısıyla benzerlik oranı 1. Diğerinde de 2 numaralı da yine aynı şey geçerli. Benzerlik oranı 1'dir. 3 ve 4 diye işaretlediklerimde ise benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Bakın dikeyde 2, yatayda 4. 2 bölü 4, 1 bölü 2. Bir diğeri de şurada 5 ve 6 olarak gösterdiğim şuradaki küçük B'nin olduğu yerdeki küçük üçgenden yine 1 numaranın olduğu yere 5 dedim. Bu 5 ve 6'nın benzerlik oranı da 1 bölü 3'tür. Burada benzerlik Oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. 1, 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 bulunmaktadır. Bulunmayan B şıkkıdır. Cevap B şıkkı. Evet 8. soruya geçiyoruz. 8. soruda dikdörtgen biçimindeki kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde 2 kağıt elde ediliyor. Kare olanın alanı 27. Şuraya yazdım bakın 27 cm kare olup. Dikdörtgen biçiminde olan şu küçük olan ise kağıdın alanının 3 katına eşitlediğine göre buraya 27 ise dikdörtgen olanı da 9 olacak. Santimetre kare olacak. Şimdi bakın burada alan kare alanı 27 olduğuna göre x çarpı x 27. x kare 27 ise x'imiz kök içerisinde 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 santimetre bulunuyor. Peki dikdörtgenin alanını nasıl buluyoruz? Uzun kenarı ile kısa kenarın çarpımı. Uzun kenarı 3 kök 3 santimetre bulmuştuk. Peki kısa kenarını soruyor zaten. Kısa kenarı kaçtır diyor. 3 kök 3 ile x1 dedim ben buna karışmasın diye. x1'in yani kısa kenarının çarpımı 9 olacakmış. Bu durumda x1'i bulmak için 9 bölü 3 kök 3 yazıyoruz. 9'dan 3'ü sadeleştirdiğimizde 3 bölü kök 3 kökü paydadan kökü kurtarmak için her iki tarafı kök çarptığımızda 3 kök 3 bölü 3'ten 3'ler sadeleşir. İstenilen cevap kök Cevap D şıkkıdır. Evet 9. sorumuzda şekil verilmiş. 1. durak, 2. durak, 3. durak ve 4. durak. Şimdi A noktasından yola çıkan hareketli eğimi 1 olan yolu. 2. duraktaki noktalardan Birine ulaştıktan sonra bu noktada eğimi 2 olan yolu izleyerek 3. durakta noktalardan birine ulaşıyor. 3. durakta bulunduğu noktanın eğimi 3 olan yolu izleyerek 4. duraktaki hangi noktaya ulaşır? Şimdi bakın A'dan öncelikle eğimi 1 dediğine göre A'dan B, C, D, E bunlardan birine geldiğinde eğimi 1 olması gerekiyor. Bunun için bakın A'dan D'ye geldiğinde A'dan D'ye geldiğinde eğim 1 oluyor. Neden? Dikeyde de 3, yatayda da 3 birim gitmiş oluyor. Dolayısıyla D'ye geliyor. Peki D'den nereye gitmeli? F, G, H ve I vardı. Bunlardan hangisine ulaşmalı? Eğim 2 olacak. Bu durumda D'den H'ye gitmeli. Bakın D ile H'yi birleştiriyorum. Yatayda 2, dikeyde 4. Dolayısıyla eğim 2 oluyor. H'den son olarak nereye ulaşmalı ki eğim 3 olacak? H'den bakın K'ya ulaştığında Buradan çiziyorum. E'den K'ya ulaştığında yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yatayda da 2 birim 6 bölü 2 eğim 3 oluyor. Dolayısıyla cevap A şıkkı oluyor. K'ya ulaşıyor. Evet 10. soruda bir tablo verilmiş. Tabloda sporcuların gülle atış mesafeleri. Burak, Cihan, Dinçer, Erdal ve Fatih ve birinci atış, ikinci atış, üçüncü atışta aldıkları dereceler yazılmış buraya. Yalnız Fatih'in üçüncü atışta kil derecesi yazılmamış. Zaten bunu soruyor soruda da. Cihan altın madalya, Dinçer bronz madalya kazanmış. Fatih'in üçüncü atışında gülleyi attığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değer aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir diyor. Şimdi Cihan altın madalya almış derecesi 1986. Dinçer bronz madalya almış, derecesi 1857. Peki Fatih'in bu durumda ne yapması gerekiyor? Bu ikisi arasında bir derece yapması gerekiyor. Yani 1857 ile 1986 arasında olması gerekiyor. 1857 de Fatih'in yapmış olduğu pardon 1857 de Dinçer'in yapmış olduğu dereceydi. Bu durumda şıklara baktığımızda 1857 ve 1986 D şıkkında var. Cevabımız D şıkkı. Evet, 11. soruya geçiyoruz. 11. soruda da eşit uzunlukta iki çubuğun birinden 8 cm'lik bir parça kesiliyor. Diğerinden ise 5 cm'lik bir parça kesiliyor ve kalan kısım 3 eş parçaya şurada görüldüğü gibi ayrılıyor. Birincisinde de 8 santimetrelik kısım kesildikten sonra iki eş parçaya ayrılıyordu. Ve altta bakın şekil verilmiş yine. Bu iki parçalı uzunluk neyi kitaptan 10 santimetre uzun. Diğerindeki 3 parçalı olanda ise durum nasıl? Kitabın uzunluğundan 1 santimetre eksik, kısa oluyor. Bu durum buna göre kesilmeden önce çubuklardan birinin uzunluğu kaç santimetredir diyor soruda. Şimdi birincisine baktığımızda 8 santimetre kesildiğinde uzunluk ne oluyor? Uzunluğumuza x dersek burada x eksi 8 bölü 2 oluyor. İkincisinde ise 5 santimetre kesildiğinde x eksi 5 bölü 3 parçaya ayrılıyor. Bölü 3 oluyor. Kitap uzunluğu artı 10 santimetre 2 parçalı olan yani x eksi 8 bölü 2'ye eşit oluyor. Diğerini şekle baktığımızda Kitabın uzunluğundan biri 1 santimetreyi çıkardığımızda 3 parçalı olan yani x eksi 5 bölü 3'e eşit oluyor. Bu durumda 2 tane denklem kuruluyor. Şuna göre kitaba k dediğimizde k artı 10 eşittir x eksi 8 bölü 2'den işler dışlar çarpımı yapıyoruz. 2k artı 20 eşittir x eksi 8. Buradan x'imiz 2k artı 28 oluyor. Diğer taraftan k eksi 1 eşittir x eksi 5 bölü 3'tü. 3 ile işler dişler çarpımı yaptığımızda 3k eksi 3 eşittir x eksi 5. Buradan da x'imiz 3k artı 2 oluyor. Her ikisi de x uzunluğu olduğu için birbirine eşitlediğimizde şurada eşitledik. K'yı 26 buluyoruz. Bu denklemlerden birinde K ye gördüğümüz yere 26 yazalım. Biz birincisinde yazmışız. 2 çarpı 26 artı 28. Topladığımızda 52 artı 28, 80 bulunuyor. Cevabımız B şıkkıdır. Evet, 12. soruya geçiyoruz. 12. soruda tanımlama yapmış. Bir olayın olma olasılığı, istenilen olası durumların sayısının tüm olası durumların sayısına oran olarak yazılmış oraya. Ve birinci torba, ikinci torba gösterilmiş, kutu verilmiş. İçinde kırmızı veya sarı renkli 5 topun bulunduğu 5 topun bulunduğu bir tor, birinci torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı fazladır diyor. Bu ne demek oluyor? Bu torbada birinci torbada kırmızı sarıdan daha fazla olacak. Devam ediyoruz. İkinci torbadan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı daha azdır diyor. Bu ne demek oluyor? İkinci torbada da Sarılar az olacak, maviler daha fazla olacak. Şimdi soruya bakalım. 3 kırmızı, 2 sarı diyoruz birinci torba için. Neden? Sarılar az olacaktı. Ee, az olacak fakat en fazla olması gerektiği için 1 değil 2 iki alıyoruz. İkinci torbada da 4 mavi, 3 sarı alıyoruz. Yine sarı en fazla olacak şekilde. Burada şimdi sarıların toplamı birinci ve ikinci torbada toplam kaç sarı topumuz oluyor? İki burada vardı birincisinde. 3 de ikincisinde toplam beş tane sarı e, topumuz var. Toplamda iki torbanın topları karıştırıldığında 5 artı 7 12 oluyor. Peki istenilen sonucumuz ne olacaktır? 5 bölü 12 olacaktır. Cevap C şıkkı. Evet 13. soruya geçtik. Burada 13. soruda hipotenüsün tanımı yapılmış. Onları yazmadım. Gördüğünüz dik üçgen şekline göre de dik üçgen şuraya 90 derece yapalım. A kare artı C kare eşittir B kare formülü. Yani Pisagor bağıntısı verilmiş. ABC'de dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt parçasının bir yüzüne aşağıdaki gibi 10 eş dikdörtgen çizilip bu dikdörtgenler boyanıyor. Şu şekilde burada boyadığım Beyaz olanlar bakın 1, 2, 3 tane beyaz kısım kaldı. Kağıdın bu yüzündeki boyanmayan bölgelerin alanları toplamı yani şu 3 tane beyazın toplamı toplam alanı 30 cm kare olduğuna göre ABC'de dikdörtgeninin köşegenlerinden birinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Sorumuz bu. Şimdi bakın şurada Şekil üzerinde uzunlukları yazdık. X dedik. 3x uzun kenar. X burası. 3x, 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 x. Peki topladığımızda burayı 3, 6, 9, 11x oluyor. Uzun kenarımız 11x. Kısa kenarımız 3x. Beyaz olan 3 tane şuradaki 1, 2, 3 tane bölgenin toplam alanı bir tane dikdörtgenin alanına eşit oluyor. Bakın, şu orta sırada iki tane dikdörtgen alanı var. Üste ise üç tane. Demek ki şu üç tane beyazın toplam alanı bir dikdörtgenin alanına eşit oluyor. Peki buradan yani 3x çarpı x eşittir 3x kare alan. 3x kare 30 santimetre kare olarak verilmiş üçünün toplam alanı. 3x kare eşittir 30 ise x karemiz 10 bulunur. Şuradaki dikdörtgende ise hipotenüs uzunluğu bir köşegendir aynı zamanda. Köşegenlerden bir tanesidir bu dikdörtgende. Bu hipotenüs uzunluğunu nasıl buluyorduk? Bize başta şurada da Pisagor bağıntısı verilmişti. Pisagor bağıntısına göre hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların 3x'in ve 11x'in karelerini alıp toplayacağız. Buradan Köşegen uzunluğu eşittir kök içerisinde 3x'in karesi artı 11x'in karesi 9x kare artı 121x kare oluyor topladığımızda 130x kare. Peki x kareyi kaç bulmuştuk biz? 10 bulmuştur bulmuştuk. X kare yerine 10 yazdığımızda 130 çarpı 10 oluyor. Bu da 100 çarpı 13 demektir. 100 kök dışarısında 10 olarak çıkar, 13 kök içerisinde kalır. Cevabımız 10 kök 13 olur. C şıkkıdır. Evet 14. sorumuzda yükseklikleri eşit olan dik dairesel silindir şeklinde iki eş pakete kakaolu ve vanilyalı bisküviler tabanları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi tek sıra halinde yerleştiriliyor. Bakın birinci şekilde 3 tane vanilyalı üstünde 2 tane kakaolu bisküvi koyduktan sonra Yukarıki olan kısım. Evet 14. soruyu okuyalım. Yükseklikleri eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki iki eş pakete kakaolu ve vanilyalı bisküviler tabanları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor diyor. Bakın birinci silindir, ikinci silindir. Kakaolu bir bisküvinin yüksekliği vanilyalı bir bisküvinin yüksekliğinin yarısıdır diyor. Bu durumda bakın kakaolu bisküviye A dediğimiz zaman yüksekliğine Vanilyalı bisküvinin iki, iki katı olacak, 2A olacak. Paketlerden birine 3 vanilyalı, 2 kakaolu bisküvi konulduğunda paketin boş kalan kısmının yüksekliği 10 cm şurada gösterilmiş. Diğer pakete 1 vanilyalı, 2 kakaolu bisküvi konulduğunda paketin boş kalan kısmı da 14 cm olarak gösterilmiş. Tam dolu bir paketteki vanilyalı bisküvi sayısı kakaolu bisküvi sayısına eşit olduğuna göre bu pakette kaç tane bisküvi vardır diyor. Birinci şeklimize göre 2A, 2A, 2A toplamda 6A artı 2 tane de AA var topluyoruz 8A artı 10. Bu yükseklik silindirin yüksekliği aynı zamanda diğer silindirle bunların yüksekliği aynı olduğu için oradaki bisküvilerin yüksekliği 2A artı A artı A 4A artı 14 santimetre. Bunları birbirine eşitliyoruz. 8A, 4A'yı bu tarafa aldığımızda 4A eşittir. 14'ten de 10'u çıkarıyoruz. 4A eşittir. 1 buluyoruz. Peki silindirimizin yüksekliğini artık hesaplayabiliriz. Neydi? 8A artı 10'du. A yerine 1 yazdığımızda 8x1, 8 çarpı 1, 8 artı 10 18 santimetre silindirin yüksekliği. Vanilya ve kakaonun İkisinin yüksekliği nedir? Vanilya 2, kakao 1'di. 2 artı 1, 3 santimetre oluyor. 18 cm'ydi toplam yüksekliğimiz. 3'e böldüğümüzde 6 tane vanilya. eşit sayıları eşit olduğuna göre 6 tane de kakao olacak. 2 çarpı 6, 12 tanedir. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet, 15. soruyu okuyoruz. Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayınlanacak programların sürelerine göre dağılımı ve yayın sırası aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir diyor. Bu daire grafiğine uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulacaktır. 24 saatlik yayın akışı verilmiş. Verilenlere göre atı sporlarımız adlı programın yayın saati aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakın birincisinde el emeği göz nuru. Bu program bir numaralı bakıyoruz. Açımız 30 derece. Peki toplamda bu 360 dereceydi. 360'ı 30'a böldüğümüzde 12. 24 saati 12'ye böldüğümüzde ise 2 saat buluyoruz. Yani 30 derecelik olduğunda 2 saat. Sırasıyla şuralara bunları yazabiliriz. Ayrıca bu şekilde de belirtebiliriz. 15 derece olduğunda 1 saat, 45 derece olduğunda 3 saat, 60 derece olduğunda 4 saat. Peki El emeği göz nuru programı saat 8'de yayına başlıyor. 2 saat devam edeceğine göre saat 10'da bitecek. Hemen akabinde Başarının Sırrı başlayacak. Başarının Sırrı 2 numaralı dağılımda göreceğiz. O da 15 dereceydi. Bu da 1 saat sürecek anlamına geliyor. 10'da başlayıp 11'de bitecek. Anadolu'da Lezzet Durakları ise 3. Bakıyoruz 45 derece. O da 3 saat. Peki 11'de başlayacak, 3 saat devam edecek. Bu da 14'te bitecek. Peki 14'te piramitlerin gizemi başlayacak. 4 numaralı dilime baktığımızda o 15 dereceyi gösteriyor. O da 1 saat süreceği anlamına geliyor. Bu da 14 ile 15 arasında devam edecek. Ve 15'te Çanakkale Destanı başlayacak. Çanakkale Destanı'da 5 numara 60 derece diyor. 60 derecede 4 saat sürecek. 15'te başlayıp 19'da bitecek. Bu durumda Sporlarımız adlı program 19'da başlayacak. 6 numaralı bakıyoruz dilime. 15 derece gösterilmiş. O da 1 saat süreci anlamına geliyor. 19'da başlayıp 20'de bitecek. Cevap A şıkkı. Evet 16. soruda iki tane tablomuz verilmiş. Tablo 1'de verilen ifadelerin her biri tablo 2'de verilen ifadelerin her biriyle birer kez çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen sayıların her biri bir karta bir sayı gelecek biçimde özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığı 1 bölü 8 ise diyor A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Bakın şimdi burada doğal sayı olma olasılığı 1 bölü 8 önemli bir nokta. Tablo 1'de 4 tane sayı, tablo 2'de 4 tane sayı. Toplamda çarpımlar sonucunda kaç tane? 4 çarpı 4, 16 tane durum söz konusu olacak. Sonuç bulacağız. Peki bunlar bu sayıların 1 bölü 8'i doğal sayı olduğuna göre 16'ya genişlettiğimizde 16'da ikisi doğal sayı olacak. Diğerlerinin doğal sayı olmaması gerekiyor. Şimdi bakın tablo 1'de 2 kök 3 var. Tablo 2'de de kök 3. Her ikisini ikisini çarptığımızda 2 iki kök ile kök 3'ü sonucu 6 çıkıyor ve bu doğal sayıdır. Aynı şekilde 2 kök 3 tablo 1'deki 2 kök 3 ile tablo 2'deki 3 kökücü çarptığımızda da 18 çıkıyor. O da doğal sayıdır. Dolayısıyla bundan sonraki çarpımların doğal sayı olmaması gerekiyor. Peki e, A yerine bu durumda hangi aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Şimdi karekök 2 yazsak A yerine. Diğer tablo 2'deki kök 2 ile çarptığımızda kök 2 çarpı kök 2 ne olur? 2 olur. Doğal sayı olmaz. Doğal sayı olmamalı. Dolayısıyla kök 3 gelemez. Kök 2 gelemez. Kök 7 gelemez. Doğru cevabımız kök 5'tir. Cevap C şıkkıdır. Evet 17. soruda aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üslü ifadelerin yazılı olduğu 4 tane mavi, 4 tane kırmızı kart verilmiştir. Mavi kartlardaki her bir üstlü ifade, kırmızı kartlardaki kendisine denk olmayan her bir üstlü ifade ile birer kez çarpılarak yeni üstlü ifadeler elde ediliyor. Elde edilen bu üstlü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır? Şimdi bakın burada en büyük mavi kartlar içerisinde en büyük olarak 2 üssü 3 eee 2 üssü 4 yani 4'ün karesi kırmızı kartlarda 4'ün karesi bu da 2 üzeri 4'e eşittir ikisini çarpıyoruz. 2 i̇ki üzeri 7 buluyoruz. En küçük olarak da mavi kartlarda 2 üssü -2'yi kırmızı kartlardaki 4 üssü -3 yani bunu da 2 üssü eksi 6 olarak alıyoruz. İkisini çarptığımızda üstler toplanıyor. 2 üssü eksi 8 bulunuyor. En büyük ve en küçüğü oranladığımızda 2 üssü 7 bölü 2 üssü eksi 8 ise şu şekilde oluyor. 2 üssü 7 çarpı yukarıya artı olarak geçiyor. 2 üssü 8. Bu da 2 üssü 15. Doğru cevap B şıkkı. Evet 18. soruda şekil 1 ve şekil 2 verilmiş. Taban ayrıtlarının uzunluğu 10 cm ve 24 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta blok şekil birdeki gibi taban köşegenleri boyunca tabanlara dik olacak biçimde kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Şuradan kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Elde edilen iki parça üst üste yapıştırılarak şekil 2'deki dik üçgen prizma biçiminde bir tahta blok oluşturuluyor. Elde edilen dik üçgen dik prizma ile Başlangıçta verilen dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları toplamı birbirine eşittir. Peki şimdi o zaman bu durumda birinci şekle göre 24 santim olan kenardan 4 tane bakın 1, 2, 3 ve diğer tarafta kalan 4 tane var. 10 santimetre olandan 1, 2, 3, 4 tane var yine. Ve şu yüksekliğimize biz x diyoruz. Bu x'ten de 1, 2, 3 ve şu arka tarafta 4 tane var. Birinci şekle göre şimdi bu ayrıtları toplayalım. 4 çarpı 24 artı 4 çarpı 10 artı 4 çarpı x. Ayrıtlarını bu şekilde topladık. İkinci şekle geçmeden önce şurada 26 renkli yazdık. 26 bulduk uzunluğumuzu. Bu da dik üçgende 10 dik kenarlardan birisi. Diğeri 24. Hipotenüs olarak 26. 5, 12, 13 özel üçgenine göre 10, 24, 26 olarak bulunur. Şimdi ikinci şekilde 26'dan 2 tane var. 2 tane 26 cm, 2 tane 24 cm, 2 tane 10 cm ve 6 tane de x bulunuyor. Bu ayrıtların toplamı ise 2 çarpı 26, 2 çarpı 24, 2 çarpı 10 ve 6 çarpı x'in toplamıdır. Burada işlemleri 4 çarpı 24, 96 artı 40 artı 4 x. 2 çarpı 26 52 2 çarpı 24 48 artı 20 artı 6 x buradan işlemleri yapıyoruz 2 x'imiz 16 x'imiz 8 santimetre bulunuyor doğru cevabımız A şıkkı Evet 19. soruda Braille alfabesi görme engellilerini okuyup yazmaları için geliştirilmiş bir yazı sistemidir Braille rakamları da aşağıdaki gibi tanımlanmıştır diyor. 0'dan 9'a kadar bunları tanımlamış. 1 2 3 4 şeklinde rakamlar 4 haneli bir şifre oluşturulacak. Bu dikdörtgenlerden 1 ile 2, 3 ile 4 4. dikdörtgen aşağıdaki gibi uzun kenarları boyunca çakıştırıldıklarında bu dikdörtgenlerin belirttiği bireyli rakamları çakışma kenarlarına göre birbirinin yansıması olacaktır. Yukarıdaki gibi oluşturulacak bu şifrede birinci ve ikinci dikdörtgenlerdeki birey rakamlarından oluşan iki basamaklı sayı tam kare, üç ve dördüncü dikdörtgenlerdeki birey rakamlarından oluşacak iki basamaklı sayı asal sayı olacaktır. Buna göre birinci ve üçüncü haneye gelmesi gereken birey rakamları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi A şıkkına baktığımızda, birinciye baktığımızda, şu şekil var. Bu kaça tekabül ediyor? 9'a tekabül ediyor. Peki 9 ile başlayan tam kare var mı? Hayır yok. Tam kare 2 basamaklı tam kare yok. Dolayısıyla A şıkkını geçiyoruz. Aynı şekilde D şıkkı. D şıkkında da 4 ile başlayan yok. D seçeneğimizde eliyoruz. Şimdi bakın. İki basamaklı tam kare olanlar 16, 25, 36, 49, 64 ve 81 sayılarıdır. Peki A ve D şıkkını eledik. B ve C seçeneğimiz kalıyor. B seçeneğine bakalım. Birinci şekil yukarıda hangi sayıya tekabül ediyor? Evet 6. 6 ile başlayacak. Peki bunun yansıması nedir? Bu 6'daki 3 tane nokta verilen sayının yansıması Bakın şuradaki 4. Dolayısıyla 6 ve 4. 64 oluyor. Bu bir tam karedir. Bu uyuyor. Peki hemen yan tarafına bakalım. Üçüncüsünde ne verilmiş? 2 tane çapraz olarak verilmiş. Bakıyoruz ona. Şuradan 5'e e, tekabül ediyor. 5 ile başlayan bir asal sayı. Bunun yansıması nedir? Evet şurada en sonunda görüldüğü gibi 9'dakidir. 59 oluyor. 59 nedir? Bir asal sayıdır. Dolayısıyla hem tam kare hem asal sayı kurallarına uyduğu için B şıkkı doğru seçenektir. 20. soruda ise Zeynep parasının yarısı ile paketi 30 lira olan A marka, diğer yarısı ile paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor. Bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kediler için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mamaların paketlerinin sayısı eşit olduğuna göre Zeynep mamalar için toplam kaç lira harcamıştır? Şimdi bakın burada A marka kedi maması için x lira. B marka kedi maması için yine x lira para harcadığını düşünelim. Çünkü yarısıyla A marka diğer yarısıyla da B marka alıyordu. Bu durumda x bölü 30 Paket sayısı. A'nın paket sayısı. Fakat 6 tanesini kendi kedileri için eve ayırdığı için onları çıkarıyoruz. Eksi 6 eşittir. X bölü 50. Buradan X bölü 50'yi eşitliğin sol tarafını alıyoruz. X bölü 30 eksi X bölü 50. 6'yı diğer tarafa atıyoruz. Eşitliğin diğer tarafına eşittir. 6 oluyor. Paydalarını eşitliyoruz. 5X eksi 3X bölü 150 eşittir 6. 2x eşittir 6 çarpı 150. 2x eşittir 6 ile 150'yi çarptığımızda 900 lira. Zaten x x 2x para harcamıştı. Dolayısıyla 2x eşittir 900 lira D şıkkıdır cevabımız.